Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir lif çalışması yapacağız. Lifimizde ana renk olarak beyazımı kullandım. Yapraklarımız ve çiçeğimizin sap için yeşilimizi kullanırken buradaki lalelerimiz için ise mavi rengimizi tercih ettik ve yine kenarımızda kolay bir işlemle mavi rengimizde örerek tamamladık. Lifimizin yapımı için ortadan başlıyoruz ve artışlarımızı yaparak lifimizi büyütüyoruz istediğimiz ölçü gelene kadar. Yani çiçeğimiz bitene kadar örüyoruz ve hemen çiçeğin biter bitmez e, kenar çalışmamızı da yapıp lifimizi kullanmaya hazır hale getiriyoruz. Evet. E, herhangi bir lif ipini kullanabilirsiniz. Evinizdeki olan renklerle de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek göbek kısmından örgümüze başlayalım. Önce bir tane düğümümü atıyorum. Bunu zincirden saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincir yuvasının içerisine şu şekilde başını girdiriyorum tığımın ve kapatıyorum. Bir tane zincir çekip burayı sağlamlaştırıyorum. Minik bir yuvamız oldu. Şu ipimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2 şöyle ipimi de gizleyeceğim 3 toplamda 4 defa alıyorum ve tek seferde içinden geçiyorum kapadığımla birlikte sayıyorum bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum kapadığımla birlikte kapadığım saymazsak 2 zincir oluyor tığımın başını tekrar doluyorum 1 2 3 ve 4. 4 defa çektim. Tek seferde içinden geçtim. 1 2 3. Kapadığımla birlikte 3 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle buradaki kısa ipimi alta gizlemek için bu tarafa yatırıyorum ve devam ediyorum. Tırmanın başını doluyorum. 1 Her iki katı da alalım. 2 3 ve 4 tek seferde geçiyorum 1 2 3 tane zincir tekrar giriyorum 1 2 3 4 tek seferde geçiyorum kapadığımla birlikte bakın 1 2 3 toplamda 8 fıstık olana kadar bu işlemi tekrar ediyorum 8 fıstığımı ördüm 2, 4, 6, 8. Şimdi zincirlerimi de çektikten sonra kapama işlemine gelelim. Şuradaki bakınız fıstığımızı kapadığım yerde minik bir göz var. Bu gözün içerisine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekip burayı kapatıyorum. Ve bu noktanın üzerine yine şöyle ilmeğimi uzatıyorum. 4 tane fıstığımı buraya örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tek seferde içinden geçiyorum. 1 2 3 tane zincir. Kapadığımızla birlikte. Eğer kapadığımız saymazsak 8 zincir. Ve sonra yanındaki yere bir tane daha fıstık çalışıyorum. Şu boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 İçinden geçiyorum. 1 2 3 tığın başında doluyorum. Bu kez yine fıstığımızın tepesindeki bu minik gözün içerisine giriyoruz. Bir fıstığın tepesine bir aradaki zinciri bir tepi bir ara zinciri olarak ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Yine dörder defa sarma işlemini yapıyoruz. Ve araya zincirlerimizi iki tane çekiyoruz. Kapatmayı sayarsak şunu üç oluyor. Bir, iki, üç. Hemen yandaki zincir içerisine örüyorum. Bir, iki, üç ve dört tek seferde çekiyorum 1 2 3 bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım Evet ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladım şimdi üçüncü sıramızı da beyaz rengimizde öreceğiz buradaki yapacağımız işlem şu şekilde olacak fıstığımızın tepesinin üstüne bir tane fıstık yapmıştık bakınız. Yine bu fıstığımızın üzerine tam buradaki küçük gözün içerisine fıstığımızı yapıyoruz. Zincir içerisine bir fıstık grubu, zincirimizin içerisine ikinci fıstık grubu. Yani bu ortadaki araya ördüğümüz fıstığımızın sağına ve soluna birer fıstık yapıyoruz. Yani burada artışımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, diğer bakın şuradaki fıstığın üstündeki fıstığın sağında ve solunda birer tane fıstık olacak. Yani artışlarımızı bu fıstık üzerinde değil, araya ördüğümüz fıstığın kenarında örerek ilerleyeceğiz. Şimdi bunlarımızı genel merkez olarak sayacağız. Fıstık üzerine fıstıkları, araya ördüğümüz ise artışlarımızı ve modelimizi uygulayarak da devam edeceğiz. Yani modelimizi bir bütün şeklinde uygulayacağız ama artışlarımız bakınız buradan devam edecek. Şimdi geçişimi yapıyorum yine beyaz rengi bile devam ediyorum direkt buradaki minik gözümün içerisine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekip buraya sabitleniyorum ve bakın fıstığın üstünde fıstık yine ilmeğimi uzatıyorum buraya bir tane fıstığımı örüyorum 2 3 ve 4 modelimiz bitene kadar hep 4 saracağız tek seferde çekiyorum 1 2 3 şimdi aşağıdaki Bakınız zincir içlerine bir tane buraya bir tane de diğer tarafına fıstığımızı örüyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum 1 2 3 hemen diğer yanına zincirin giriyorum 1 2 3 ve 4 tek seferde geçiyorum 1 2 3 Evet bakınız zincir içerisine iki tane ördüm ve bu sırada bu artışımız oldu şimdi fıstığın üstündeki fıstığıma geldim yine üzerine örüyorum üzerine ördüm üzerine 1 2 3 ve 4 tek seferde geçiyorum 1 2 3 Evet fıstık üzeri ördüm zincir içi zincir içi. Şimdi burada da zincirin içine, zincirin içine, sonra fıstığın üzerine, zincirin içine, zincirin içine, fıstık üzerine, zincir içi, zincir içi, fıstık üzeri. Bakın fıstığımızın üzeri. Zincir içi, zincir içi, fıstık üzeri şeklinde sıramızı tamamlayalım. Şöyle göstermek istiyorum. görmek isteyen arkadaşlarımız bakınız fıstığın üzerine ördüm. Araya iki tane ördüm. Tekrar fıstığımın üzeri. Aranın iki tanesi örülüp tekrar fıstığın üzerine örülecek ve bu sıra bu şekilde tamamlanacak. Üçüncü sıramızı tamamladım. Eğer zincir fazla gelip de şöyle kıvrılacak gibi olursa zinciri 3 değil 2 olarak çekebilirsiniz. Yani elinize göre dilerseniz bir kapatma bir zincir olarak da ayarlayabilirsiniz. Eliniz gevşekse kıvrılma olabilir. Yani böyle marullaşma olabilir. Onun için zincir sayısını azaltalım. Şimdi üçüncü sıramızın sonuna geldik. Fıstık fıstık üstüne idi. Ve aralarda ikişer artışlarımız vardı. Şimdi Zincirimi çektim. iki olarak çektim bakın zincirimi. Buradaki tepe noktanın içerisine geliyorum. ilmeğimi şöyle geçirerek 3. sıramı tamamlıyorum. Ve burada e, fıstığın üzerine fıstık kısımlarını artık yeşil rengimizle öreceğiz. Hemen ilk yeşilime burada başlıyorum. Hem yeşilimizi hem de beyazımızı artık birlikte yürüteceğiz. Önce şöyle bir düğüm atalım. Dışarıda da atabilirsiniz bunu tabi hiç örmeden. Evet düğümümü attım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve bir tane de zincir çekip beyazımı asılarak sıkıştırıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. 4 defa dolayarak bak, bakın böyle fıstığımın üzerine battığım yere gelip buraya bir tane yeşil fıstık örüyorum. Bu minik gözüm içine giriyorum. Beyazımızı da alttan götüreceğiz. 2 3 4. Beyazı ördüğümüzde ise yeşil alttan götüreceğiz. Tek seferde çekiyorum. 1 ve iki zincir kullanıyorum. Bakınız kapattığımla birlikte iki. Çünkü elim gevşek olduğu için şöyle kıvrılmaya başlayacaktı. Hemen önlemimi aldım. Sizlerde eğer bu şekilde olduysa sizde iki tane zincir çekebilirsiniz. kapattığınızla birlikte. Yok eliniz sıkıysa üç yeterli olacaktır. Şimdi yeşil ipimi bırakıyorum. Beyaz rengimi alıyorum. İlmeğimi şöyle geçiriyorum içinden. Ve alta hem alttaki fazla başlangıç ipimiz ve yürüttüğümüz ipimiz de şu şekilde sola yatırarak hemen fıstığımın yanına zincir içerisine örüyorum bakın 1 2 3 tane. Şuradaki fıstık üstüne fıstığa gelene kadar aradaki zincirlerin içerisine girerek beyazımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum 1 ve 2. Giriyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum 1 ve 2 bakın yeşilimi alttan yürütüyorum fıstık üstüne fıstığa gelene kadar yani 3 beyazımı örüyorum 2 3 ve 4 tek seferde çekiyorum kapatıyorum kapadım ve bir tane zincirimi çekiyorum beyazımı bırakıyorum yeşil rengimi alıyorum yeşil rengimi şöyle geçiriyorum ve beyaz alt alıyorum fıstığın üzerine fıstık ördüğüm yere gelerek bir tane yeşilimi buraya örüyorum. 1 2 3 4. Yeşil renklerimizi hepsini fıstık üzerine öreceğiz. Bir tane kapadım. Beyaz rengimi alıyorum. Yine yeşilimi bıraktım. Yeşilimizi alta alıp alttan götüreceğiz. Şimdi zincir üzerine 1 2 3 tane fıstık. Bakın fıstık fıstık üstüne gelen yere ise yeşilimiz öreceğiz. Şimdi üç tane beyaz rengimden fıstığımı örüyorum. Çekiyorum. 1-2 iki. Zinciri 2'ye indirdim. Bakınız. 2-3 ve 4 Çekiyorum. 1-2 bir, Kapattığımla birlikte 2 1-2 bir, ve 3 4 çekecektik. Zincir sayısıyla sayıp karıştırdım. Diğer fıstığı da öyle yaptıysam siz 4 yapın. Tekrar ıı, sökmeyelim. Evet. 3 tane fıstığımızı tamamladım. Şimdi fıstık fıstık üstüne olan bölümüme geldim. Beyazımı bırakıyorum. Yeşil rengimi alıyorum. Hemen ilmeğimi geçiriyorum. Beyazımı sıkıştırıyorum ve altı alıyorum. Hemen fıstığımın tepesine. 1 2 3 ve 4 Tek seferde geçiyorum. 1 bir. bir tane çektim. Bir fıstık yapacağım için hemen beyaz rengimi alıyorum. Geçiyorum ve tekrar bunu araya alıyorum. Zincirlerin içerisine üçer fıstığımızı örelim ve dediğim gibi şöyle fıstık üzerine fıstıklarımızı yeşilimizi çalışalım. Diğer aralara da 3 beyaz bir tane yeşil. 3 beyaz bir yeşil. Burada zaten artışımız belli olmakta. Bakınız 1, 2, 3 olduk. Evet sıramızı tamamlayalım. 1 yeşil 3 beyaz olarak bu sıramızı tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde yeşilimizin üzerine bir tane yeşil öreceğiz. 3 tane olan beyazımız ise 4 beyaza çıkacak. Evet şimdi geçişimizi birlikte yapalım. Yeşil rengimin tepe noktasını, hepsini toparladığım yer var. Şöyle minik bir gözümüz var. Bu noktaya giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve yeşil rengimle bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Beyazımı alta alıyorum. Uzatıyorum. 4 defa sarıyorum. 2 3 ve 4. Tek seferde kapatıyorum. Bir tane yeşilimle kapadım. Sonra beyazımla kapadım. Bu kez yeşilimi alta alıyorum. Tabın başını doluyorum. Hemen yeşilimizle beyazımızın yanındaki ilk boşluğa giriyorum ve 4 defa sararak ilk fıstık grubumu örüyorum. 1 ve 2. Iki. 2. zincir içerisine giriyorum. 2 3 ve 4. 3. Her sıramızda bir tane artmıştı bakınız buraya kadar. Hemen yeşilin yanına yine örüyorum. 2 3 ve 4 alttan da yeşil ipimi götürdüm bir tane zincir çektim yeşilimle şöyle ilmeğimi kaydırıyorum beyazımı alt alıyorum ve tepe noktasına gelerek batıyorum 1 2 3 4 tek seferde çekip kapatıyorum beyaz rengimle geçiyorum sıkıştırıyorum ve yatırıyorum ve hemen dibine 1, 2, 3, 4 çekiyorum. 1 ve 2. Evet şöyle görelim bakınız. Şimdi burayı da 4 tane burası gibi beyazımızı öreceğiz. 1 tane yeşilimizi 4 beyaz, 1 yeşil şeklinde burayı da tamamlayalım. 4 tane beyazımız, 1 yeşilimiz, 4 beyazımız, 1 yeşilimiz sıramızın sonuna geldim. Yeni sıramıza başlayabiliriz. Şöyle yeşil rengimizle şu kısma batacağız şuraya batıyorum önce beyazımla batıp alıyorum ve yeşil rengimi bir tane zincir çekip alıp beyazımı şöyle sıkıştırıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum yine dört tane fıstığım için dolgumu oluşturuyorum tek seferde çekiyorum bir ve iki hemen yanındaki boşluğa yeşilimle örüyorum beyazımız altta bir iki 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 ikinci Beyaza çekelim. 2. Ve yeşili altı alıyorum. Bir tane bakınız yeşilimize bir fıstık kalana kadar örüyoruz. Şu boşluğa kadar beyazımızı örelim. 1 2 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4. Yeşillerimizde artışa geçeceğiz. 1 2 3 ve 4. Tek seferde kapadım bir tane. Şimdi bakınız 3 tane beyazımızı ördükten sonra beyazımızı bırakıyorum. Yeşille ilmeğimi alıyorum ve şöyle beyazımı asılıyorum alta alıyorum ve hemen yeşilimin yanına bir tane fıstık örüyorum. 1 2 3 4 tek seferde çekiyorum 1 ve 2 yeşilimin tam tepesine batıyorum 1 2 3 ve 4 tam tepesi tek seferde çektim kapadım zincir hemen yanındaki boşluğa gelerek beyazımı da tabi alttan götürerek buraya da bir fıstığımı örüyorum yeşil renkli 3 ve 4 çekiyorum bir tane kapatıyorum. Evet. 3 tane yeşil, 3 tane beyaz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıramızın başına kadar geldim. 3 tane yeşilimiz, 3 beyazımız, 3 yeşilimiz, 3 beyazımız şeklinde ördük. Şimdi başlangıç yerinde bakınız. Önce fıstığımın tepesini örmüştüm ve sonuna bir tane örmüştüm. Burada iki tane. Şimdi şu kısma da hemen yeşilimizi bir tane fıstığımızı örüyoruz. Yeşil ilmeğimi alıyorum. Beyazımı altı alıp hemen şu kısma yeşilimi örüyorum 2 3 4 çekiyorum kapatıyorum bakınız 1 ve 2 ortadaki fıstığımın tepesine şu minik gözümüze şöyle gelerek giriyorum içinden geçiyorum ve bir tane sabitliyorum uzatıyorum ve yeniden başlıyoruz. Bu sıramızda ise 5 tane yeşilimiz, 2 tane beyazımız olacak. 5 yeşilimiz, 2 tane beyazımız şeklinde örmeye devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Önce fıstığımın üstüne kapatıyorum. 1 2. Hemen şuradaki yanına batıyorum zincirine. Tam merkezlerimiz fıstık üstüne kapatıyorum 1 ve 2 hemen yanına bir tane daha örüyorum 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum alttaki beyazımı alıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve yeşilim altta kalıyor iki tane beyaz rengimizde fıstığımızı örüyoruz hemen bir saymamıza gerek yok artık dörder dörder götürüyoruz 1 ve 2 birinci fıstığımı ördüm ikinci fıstığımı da örüyorum bir tane çektim beyazımı bıraktım yeşilimle geçiyorum sıkıştırıyorum hemen şu kısma yeşilimin hemen yanındaki boşluğa gelerek bir yeşil yapıyorum bir tane fazla çektim galiba fıstığı ama önemli değil konuştuğum için çok takibini yapamadım. Evet diğerlerini de aynı şekilde örüyorum. Dolduralım. Araya zincirlerimiz. Ve sonra da iki beyaz fıstığımdan sonra 3 tane yeşilimiz vardı. Hemen yanına, arasına, tepeye, yanına ve bir sonuna yaptım. Toplamda 5 tane yeşil fıstığımız oldu. Şimdi bir tane zincirini çektim. Yeşilimi bırakıyorum. Beyazımı alıyorum. Sıkıştırıyorum. 2 tane beyaz fıstığımı zincir boşlukları içerisine örüyorum. yeşilimi şöyle asılıp düzeltiyorum asılarak örelim Tabii çok da e, o dilimizin formunu bozmadan asılma işlemini yapalım bir tane çektim yeşilimi alıyorum beyazımı asılıp alta indiriyorum hemen yeşilimin yanına başlıyorum bir buraya bir buraya iki buraya üç tepesine bu direk gidenin tepesine 4 yine zincir boşlama 5 fıstıkta beyazla yeşilin arasına örelim. Aralarına da ikişer beyaz fıstıklarımızı örüp sıramızı tamamlayalım. Şöyle göstereyim. Saymak isteyen arkadaşlarım da daha rahat bir şekilde sayarak görsünler. Sıramızı tamamladık. Sona kadar geldim. 5 tane yeşilim, iki tane beyaz fıstığımız oldu. 5 yeşil, iki beyaz fıstığımız ve sıranın sonuna kadar geldim. İki tane beyaz fıstığımı ördükten sonra Bakınız burada üç olan yeşilimi Burada ikiye tamamlayacağım Bir hemen yeşilli beyaz arasına Bir de şuradaki dik giden Sürekli tepesini ördüğümüz Fıstığımızın yanına yeşilimizi öreceğiz Beyazımızı yine alttan yürütelim Tam başını dolayarak Hemen giriyorum Tek seferde çekiyorum Bir ve iki beyazımız altta. Hemen araya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2 kapadım. Şimdi şöyle bakınız tepe noktasına girdim. Yine beyazımı da alttan götürüyorum. Şöyle. Ve bir tane zincirimi çektim. Buradaki bir üst üste Bakınız dolgularımız var. Buraya bir tane yeşil yapıyoruz. Ve burada artık yeşillerimizin arasına beyaz katmaya başlayacağız. 1, 2, 3 oldu. 5 oldu. Şimdi şu dikey fıstıkları yani üst üste ördüğümüz yeşil fıstığımızın üzerinde yine yeşil fıstığımı örüyorum. 4 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4 Bu ortadakinin yine yeşil olarak örüyorum. Beyaz rengimi alıyorum. Şöyle içinden geçiyorum. Hemen yanına beyazımı örüyorum. 1, 2, 3, 4. İçinden geçiyorum. Kapatıyorum. Sonra yeniden yeşilimi alıyorum. Bakınız bir yeşil bir beyaz ördüm. Bir yeşili de tam ortaya ördüm. Yanına yeşil fıstıklarımı örüyorum. 2 zincir yeşil ile beyaz arasına da girerek örüyorum. Çekiyorum. Bakın şu şekilde. Bir e, tam üst üste ördüğümüzün üzerine yeşilimi ördüm. Hemen yanına bir tane beyaz, iki tane de yeşilimi ördüm. Ve buradan ipimi alıyorum. Beyazımı ilmeğimi geçirdim şu kısma tam ortaya bir tane beyazımı örüyorum 2 3 ve 4 çekiyorum bir kapatıyorum ve yine yeşilimi alıyorum ipimi asılıyorum beyazımı hemen yeşille beyaz arasına girerek yeşil renkli fıstığımı örüyorum İpimi yine çektim yanına bir tane daha yeşil örüyorum. 3 4. Beyaz rengimi alıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Hemen buradaki bakınız üst üste olan fıstığımın yanına beyazımı örüyorum. Orasını tam merkez olarak kabul ediyoruz. Şöyle alalım. Yeşil rengimi alıyorum. Tam ortadaki fıstığımın tepe noktasına girerek örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve beyaz rengimi alıyorum. Hemen beyazımı da yanına örüyorum. Çiçeğimizin altının tam bitmiş hali bu şekilde olacak. Buranın yarısını da dönüşte bitireceğimiz için şöyle göstermek istiyorum. Aradaki fıstığımız bir olacak beyazımız. Sonrasında iki tane fıstığımız bir beyazımız tam ortanın sağ ve solu beyaz bakın sonrası başlangıçta iki fıstık bitişte de iki tane fıstığımız olacak yeşil renkli ve sonra bir tane arada yine beyazımız olacak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız Yeşil rengimi alıyorum ve şöyle e, tutarak göstermek istiyorum ki yapmak isteyen arkadaşlarımız şöyle durdurup bakabilirler. Evet, bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Evet, sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bu sıramızda iki tane yeşilimiz, bir beyazımız, bir yeşilimiz, bir beyazımız sonra tekrar iki tane yeşil bir beyaz şeklinde ördüm ve sıramızın başlangıcında yarısını örmüştük bitişinde de diğer yarısını örelim şimdi bakınız beyazımızda bir tane fıstığımızı ördüm şuraya bakacak olursak 2 4 6 7 tane grubumuzun olması gerekmekte burada 4 var Üç tanesini şimdi öreceğiz bir tane beyaz fıstığımızı ördükten sonra bakınız iki tane yan yana yeşil fıstığımızı örüyoruz Hemen yeşil rengimi alıyorum. Beyazı aşağıya indiriyorum. Şu şekilde. Hem beyazla yeşil arasına bir tane fıstığımı örüyorum. İki zincirimi çektim. Beyazım yine aşağıda. İkinci Yeşil fıstığımı ördüm. Bir tane yeşilimi ördükten sonra bir beyaz zincirimi çektim. İlmeğimi yani şöyle geçirdim. Bakınız bir tane beyazımızla fıstık dolgumuzu yaptık. İki yeşilimizi çektim. Şimdi şuradaki araya beyaz fıstığımı örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Tek seferde çekiyorum. Ve kapatıyorum. Şöyle bakınız. Ve şuradaki tepeye. Kapadığım noktaya gelerek giriyorum ve çekiyorum. Yeşil rengimi alıyorum, ipimi sıkıştırıyorum ve yukarıya doğru çekerek buraya bir tane fıstığımı örüyorum. Burası üst üste ördüğümüz fıstıkların bulunduğu nokta. Tepe noktasına ördüm, 4 tane doldurdum, kapatıyorum. Bir tane zincirim çekiyorum, beyaz rengimi sıkıştırdım, şöyle beyaz rengimi alıyorum yeşilimi alta geçiriyorum hemen yeşilli beyazın yanına girerek buraya bir tane beyaz fıstık örüyorum buradaki beyaz fıstığımızı ikiye çıkaracağız kapatıyorum iki zincir beyaz fıstığımın diğer yanına yine bir tane daha fıstığımı örüyorum bir tane dikey iki tane beyaz fıstığımı ördüm ve sonrasında yeşil rengimi alıyorum zincirimin içerisine bir tane de yeşil fıstığımı dolduruyorum şöyle görelim yeşil fıstığımı kapadım şimdi bu ortadaki bir tane kalan fıstığımı ikiye çıkarıyorum beyaz rengimi alıyorum Yeşilimi alta geçiriyorum. Bir tane beyazımı sağına fıstık grubunu örüyorum. İki zincir. Soluna da beyazımı örüyorum. Ve iki zincir. Şöyle görelim. Bakınız bunu yarım yaptık. Şu kısmı da tamamlayalım. Tam olarak örelim. Yeşil rengimi alıyorum. Beyazımı alta geçiriyorum. Buraya tam ortaya bir tane yeşil. Hep dörder sarıyorum. Bir tane çektim. Beyaz rengimi alıyorum. Bir olan beyazımı ikiye çıkarıyorum. Hemen beyazımın sağına ve soluna Giriyorum. Şimdi ben diğer tarafına da 2, 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. Yeşil rengimi alıyorum ve bu tam ortamızı yine tepe noktasına girerek örüyorum. Tepe noktasını da örelim. Evet tepe noktasını ördüm. Sonra iki tane beyazımı ördüm. Bir tane alttaki beyazımı sağına ve soluna ördüm. Aşağıdaki iki yeşil fıstığımın tam ortasına bir tane de yeşil fıstık ördüm. Aradaki bitmiş olan bir tane beyaz fıstığımın sağına ve soluna yine beyazlarımı örerek çoğalttım. Ve şöyle tutuyorum. Diğer kalan bölümleri aynı burada yapmış olduğumuz gibi çalışarak sona kadar ilerleyelim. Sıramızı iki tane beyaz, bir yeşil, iki beyaz, bir yeşil, iki beyaz, bir yeşil şeklinde tamamladık ve yapraklarımız güzel bir şekilde çıktı. Yeşille olan son sıramızı örmeye şimdi başlıyoruz. Bu sıramızda sadece bir tane yeşilimizi öreceğiz. Bu da kenarından artış yapmış olduğumuz tam ortada bulunan yani birebir üzerinde battığımız yeşilimizi öreceğiz. Kalan bütün fıstıklarımızı ise beyaz renkte yapacağız. Şimdi geçişimizi yapalım. Geçişimiz şöyle beyazımı alıyorum. Yeşilimi aldım. Yeşilimle şöyle giriyorum. Şuradaki kapanış bölümüne uzatıyorum. Ve bu yeşille bizim son sıramız artık. Bir tane yeşil. Kalanlarını beyaz olarak öreceğiz. Yeşili altı alıyorum. Beyazını alıyorum. Hemen dibine ilk beyazımı örüyorum. Evet şimdi kalanları da buraya kadar örelim beyaz rengimizde. Başlangıç beyazımızdan sonra yeşilimizle başlamıştık. Beyazımızdan sonra 3 6 9 tane beyazımız oldu. Diğer tam ortadaki yeşilimin olduğu yere geldim. İlmeğimi yeşile çevirdim ve tepe noktasına gelerek buradan da yeşil fıstığımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz yeşil rengimizi son sıramızı örerek tamamladık. Şimdi yeşil rengimizi koparıp beyazımızla ve diğer mavi rengimizle örmeye devam edeceğiz. Şimdi beyazımla buraya kadar ördüm. Şöyle yeşilimden giriyorum. Yine beyazım altta alıyorum yeşil rengimi. Bir tane zincir çekiyorum ve şöyle beyaz rengime geçişimi yaptıktan sonra yeşilimi buradan keserek artık ayırıyorum yeşil işimiz bitti şimdi mavi çiçeğimizi çalışacağız Evet daha sonra arkaya gizleyelim mavi rengimi alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum sıkıştırıyorum şuraya bir üzerine ördüğüm bölüme gelerek Yine buraya bir tane fıstık örüyorum. Bu kez mavimle örüyorum. Burası tam ortamız olacak. İki tane diğer kenara sağına iki tane de sonunu toplamda beş tane fıstığımızı öreceğiz. Bir iki. Bu a, yarım olduğu için bakınız burası yarım. İki de biterken öreceğiz. Burayı bir diye sayıyorum. Hemen yanına ikinciyi örüyorum. Bir. kapatıyorum ve bir tane daha 3 ve 4 çekiyorum bir çektikten sonra mavi rengimi bırakıp beyaz rengimle devam ediyorum beyazımı aldım ve beyazımla bu yeşilime gelene kadar örüyorum yeşilimin hemen yanına yaklaşırken tekrar birlikte olalım Yeşil rengimin yanına gelirken iki tane beyaz fıstığımızın arasına mavi rengimizle geçişimizi yapıyoruz. Şöyle mavi rengimi alıyorum. Beyazımı alta alıyorum. Bakınız iki beyaz yeşilimizin yanında iki tane beyaz fıstığın arasına giriyorum. Bir, iki, üç ve dört. Çekiyorum. Bir, iki kapatıyorum. Hemen yeşille beyazın arasına da giriyorum. Bir e, mavi fıstık da buraya örüyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Şimdi tam yeşilimin üzerine bir tane mavi kapalı fıstık yapıyorum şöyle devam eden fıstığımı örüyorum. 2 3 ve 4. Tek seferde geçiyorum. Bakın üç oldu. Tam ortanın iki tane sağ tarafında, iki tane de sol tarafında olacak. Hemen beyazımla yeşilimle arasına bir fıstık daha örüyorum. Ve iki tane beyazın arasına giriyorum. 3 ve 4. Tek seferde çekiyorum. 1. mavimi bırakıp beyazımla rengimi değiştiriyorum ve beyazımla çalışmaya başlıyorum şimdi yapacağımız işlem bundan ibaret yeşil rengimizin sağına iki tane soluna iki tane fıstık yeşilimizin üzerine bir toplamda beş tane fıstığımızı geri kalan yerlerde ise beyaz rengimizi örelim e, sıramızın sonunda yeniden görüşelim beş tane mavi fıstığımız olacak mavi rengimizi bir beyaz renklerimizi örerek geldim beşer tane Fıstık dolgularımızı ördüm ve başlangıç noktasındayız. Bakınız şuradaki ortadan başlamıştık ve e, bu ortadaki de dahil iki tane kenarına ördüm. Üç tane fıstığımız oldu. Şimdi sağ tarafına da iki tane mavi renkli fıstığımızı örelim. Burası da beş tane fıstığımız olsun. Yani beşi tamamlamış olacağız. Sıkıştırıyorum. Beyazımı alttan yürütüyorum. Hemen yanına giriyorum. çekiyorum. Hemen yeşilimin de yanına girişimi yaptım. Ve şimdi tam tepesine batıyorum. Şuradaki minik gözümüze. Yine buraya da dört defa dolayarak ilk bastığımı çalışıyorum. Dört. hemen yanına 1 2 çekiyorum ve yanına yine 5 tane yapacağımız için bakınız bir tane şöyle içte kaldı gördüğünüz gibi 3 tane ördüm. Şimdi şu kısma beyazımı öreceğim her zaman yani istediğimiz ölçü olana kadar beşer beşer buradaki fıstık sayısını artırmayacağız. Mavi rengimizi beşer beşer öreceğiz. Beyaz rengime geçişimi yapıyorum. Mavim altta kalacak. Şimdi şuradan beyazlarımı örmeye başlıyorum. Aradaki beyazlarımı örerek geldim. Şimdi mavimin hemen yanını beyaz olarak ördüm. İki mavinin arasına giriyorum. 5 tane fıstığımız yine burada da olacak ve beşer fıstıkla devam edeceğiz. Yanına giriyorum. Tam tepe noktasına giriyorum. Tepe noktasını da ördüm. 3 tane fıstığım oldu. Bir, 2 de yanını örüyorum. Yanında da örüp beyazımızı yine alttan götürüyoruz. Bu şekilde bakınız 5 tane beyaz. Bir sonrakini buradan başlatacağız. Hemen yanına yine beyaz öreceğiz. Buradan yani bir sonraki sıramızda yine 5-5 örelim biraz büyütelim sonrasında yeniden görüşelim. Lalelerimizi örerek tamamladım. En son tepede bir tane lalemi ördükten sonra lifimiz de tamamlanmış oldu. Kaç sıra ördüğümüze şu şekilde bakalım. Birinci sırayı ördük. Yine 5 tane fıstıkla başlamıştık. İkinci sıramızda yine 5 tane. Üçüncü sıramızda 5 tane. En son sıramızda hep artışımızı yaptığımız, üzerine ördüğümüz fıstığımızın üzerine bir tane mavimizi ördük. Ve geri kalan aralarımızı, beyaz rengimizi tamamladık. Ve bu şekilde lalemiz bitmiş oldu. Şöyle görelim lalelerimizi. Şimdi üzerine mavi rengimizde bir tane ee, kenar çalışması yapalım. Şöyle çok fazla büyük bir kenar çalışmamıza gerek yok çünkü e, lifimiz yeterince büyük oldu. Onun için şöyle kapatıyorum. Şuradan bir tane de zincirimi çekip ipimi buradan koparıyorum. mavi rengimi aldım. Şuradan hemen bir sonrakinin içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. Bir tane trabzan. Bir, iki zincir arkasına batıyorum. Yeniden aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir iki zincir trabzanımın arkasına giriyorum. Üçüncü kez bir tane trabzan, iki zincir ardına batıyorum. Üç tane trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki fıstık yakın olacak bir ileriye geçiyorum yani bütün fıstıkları birebir takip etmemize gerek yok şöyle kasmayacak şekilde fıstık aralarına batabiliriz tığımın başını doluyorum hemen yanındaki çok yakın olacak bir ötesine gidiyorum İki zincir ardına batıyorum ve tığımın başını doluyorum bir trabzan iki zincir ardına giriyorum tekrar trabzanımı örüyorum 2 zincirimi çekip ardına batıyorum ve hemen yanındakine değil bir ileridekini. Eğer fıstıklarınız iri ise hemen yanına da batabilirsiniz. Bu şekilde yanındakine değil bir ileridekine 3 tane trabzan ve her bir trabzanımızın tepesine 2 zincirden oluşan kirpiklerimizi örüyoruz ve tamamlıyoruz. Bakın şu şekilde devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar kenar çalışmamızı da yaparak geldim. Sona kadar yaklaştım. En son kepiğimi de ördükten sonra grubumuzla birleştirme işlemini yapalım. Ve buradan ipimizi kırarak lifimiz kullanılmaya hazır hale gelsin. Şöyle giriyorum tabavi çiçeğimin üzerine bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kırıyorum kırmış olduğum ipi şöyle arkasını çevirerek şöyle epeyce uzaktan giriyorum ve alıyorum fıstıklarımın içerisinde gizliyorum ve en son uçta kalanı da makasımla temizliyorum Evet bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalıştık bu şekilde çok güzel bir laleli lifimiz oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benim gibi severek örersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.